Gitmediğiniz yer sizin değildir diyen Halil Rifat Paşa tarafından açtırılan Giresun Şebin Karahisar'ın o tarihi yol güzergahındayız. Rehberimiz Metin Koç Bey'den yolun geçtiği güzergahlarla ilgili bilgi alacağız. Giresun'dan yola çıktık. Hedef o tarihi yolu takip ederek Şebin Karahisar'a gitmek. Giresun merkezden hareket ettik şu an. Gedikkaya, kaya dibi, şu an Kemaliye köyündeyiz. Kemaliye köyünden sonra meşhur taşanların bulunduğu yerden geçeceğiz. Elma Tepesi, Erimez Hanları, Gavur Hendeye Hanları ve Kulakkaya merkez. Şimdiki ismiyle Pınarlar. Yani eski Kürtün. Kürtün Hanı, Maşlak Hanı, İki Su Hanı, Tamdere Hanı, 2200 rakımlı Eribil geçidi ve devamında meşhur Asarcık virajlarına inip Asarcık mevkine ineceğiz. Asarcık'la Tamdere'de bulunan hanlar bu yolun en önemli hanları. Çünkü aradaki bölge 20 kilometrelik bir kısım ve 2200 rakımlı bir zirve var. Asarcık'tan sonra Çatak hanları, Tamzara ve Şebin Karahisar. Toplamda 120 kilometre. Ve o tarihi yolu şu an gidiyor. Evet efendim, 1885 yılında Halil Rıfat Paşa tarafından yaptırılmış olan o tarihi yol. Ve çok hikayeleri var değil mi? Evet efendim, evet. Hatta burada çığ altında 19 gün kalıp sağ olarak çıkan insan, kötü yollardan yuvarlanan araçlarda ölen insanlar, hikayeler çok. Evet, o yol hikayesini adım adım ekranlara getiriyoruz devralen farkıyla ve muhteşem manzara. Karadeniz'in Kocaeli'den sonra ikinci adası, tek iki ada vardır Karadeniz'de. Birisi Giresun Adası, diğeri de Kocaeli Kefken Kandıra Adası. Ve adanın ihtişamını da burada o yol hikayesini takip ederken görüyoruz ve Giresun'daki yol hikayelerini araştırmaya tarihi Giresun Şebin Karahisar yolundan devam ediyoruz. Evet, yol güzergahında birçok sürprizlerle de karşılaştık. İşte Gelin Kayası ve muhteşem görüntüleri. Gelin Kayası'nın görüntüsü şu an. Çekerim aşk çilesini kara bağrım yanar oldu. Elma Tepesi'nin en büyük özelliği 70'li yıllara kadar burada bir kundura yaptırmak, ayakkabı yaptırmak bir ayrıcalıktı. Burada onlarca ayakkabı ustaları vardı. Görünen mini dükkanların hepsi ayakkabı dükkanıydı. Evet. Yine karşısı. Bakkal ve kahve yan yana. Elma, ne demiştik bunu? Elma Tepesi. Elma Tepesi önemli bir yer. Elma Tepesi bu yol güzergahında burada ayakkabılar dikiliyordu ve Giresun'dan burada ayakkabı diktirenler bir ayrıcalığa sahip ve özelliğe sahipti. Hanın ismi nedir efendim? Erimez Hanı. Şu anda Erimez Hanı'nda mıyız? Evet, Erimez Hanı'ndayız. Nedir bu hanın hikayesi? Şimdi bunlar burası 3 kat. Birinci katta kervancılar için hayvanlarının kalacağı yer. İkinci kat oturmalı konaklayanlar için. Üst katsa odalar halinde yatma bölümü. Yol üzerindeki hanlarda çok insanlar gelmiş, çok insanlar geçmiş, çok hikayeler olmuş. Hanlarda parası olandan para alınıyor, parası olmayan da kültürümüz gereği misafir olarak ağırlanıp gönderiliyor. Fakat bazı ilginç han hikayeleri de oluyor. Hana gelen bir grup kervancı
Hancı'ya oyun yapmak için kış tabii ki soğuk, sobayı güzel yaktırıyorlar. Ve hancı bunlara yapacağı ikramdan para alacağı için işte çay içen, kahve içen hiçbiri biz bir şey içmiyoruz, yoğurt yedik gibi bir tavırla handa ısınıyorlar. Tabii bu arada hancı da gidiyor bir kova su alıyor, getiriyor sobaya döküyor, sobada yoğurt yedi diyor. Karabağrım yanar oldu, sevdim candan birisini, acımadan yalan oldu. Karşıda gördüğümüz yer Dereli Maden Köyü Meryem Ana Manastırı. Medeniyetin ta kendisi olan yollar ve Anadolu'da yollar, Doğu Karadeniz'de yollar ve Giresun'da yollar. O tarihi yollar, meşhur Halil Rıfat Paşa'nın gitmediğiniz yer sizin değildir dediği o tarihi yoldaki güzergahta adım adım sizlere belgesel görüntülerle yol güzergahını tanıtmaya ve Giresun'dan Şebin Karahisar'a devralem yapmaya devam ediyoruz. Karşımızda gördüğümüz yer Dereli Maden Köyü Meryem Ana Manastırı. Bu manastırı da söylentilere göre Trabzon Sümele'den sonra en büyük manastır olduğu söyleniyor bu bölgede, Karadeniz bölgesinde. İçinde sayısız harabeler var. Hatta batı tarafında 4 tane dikili taş var. O gün nasıl dikildiği bugün herkesin hala hayretinde. En son 2005 yılında 78 yaşında bir yaşlıyla bilgi alma amaçlı yapmış olduğum sohbette burada manastırın en yüksek tepesinde 300 kiloluk bir çan olduğunu söyledi. O askerdeyken çanın kaybolduğunu ve hala da bu çan aranmaktadır. Değerli izleyenlerimiz, bulunduğumuz burası kendi kendini enerji üretip kereste faaliyeti yapan, üretimi yapan bir fabrika. Gavur Hendiği bölgesi. Hemen önümüz Yavuz Kemal ve gördüğümüz gibi bu tarihi kalıntılar o döneme ait fabrika kalıntıları ve buralar araştırılıp gelecek kuşaklara mutlaka aktarılmalı. Demir yolları döşenerek buralara getirilmiş keresteler burada sekizli halde biçilip üretiliyordu 1800'lü yıllarda. Burası Giresun Şebin Karahisar yolu üzerinde Yavuz Kemal beldesi, yani Kulakkaya'ya 1 kilometrelikteki Despot kayalıkları. Evet, Yavuz Kemal beldesinin Kulakkaya yaylası. Yol hikayesini araştırırken bir yolcuyla beraberiz. Merhaba, sizi tanıyalım. Merhaba Sedat Damcı, hoş geldiniz. Giresunluyum. Giresunlu olmaklarında gurur duyuyorum. Giresun'un doğasıyla müthiş bir şehir, müthiş bir coğrafya. Doğu Karadeniz hep öyle. Ve Giresun'un en önemli ürünlerinden bir tanesi, tarım ürünlerinden bir tanesi fındık. O işle iştigal ediyorum. Bir süre kamu teşekküllerinde çalıştıktan sonra SEKA'mızın kapatılmasıyla ticarete başladık 2003 yılında. 2003 yılından beri Taflan Kuruyemiş markasıyla dünyanın en kaliteli fındığının yetiştiği Giresun'un fındığını dünyada temsil eden bir marka olmaya çalışıyoruz. Bu coğrafyayı seviyoruz, buraları seviyoruz. Buraların ürününe değer katmak için uğraşıyoruz. Tabii son yıllardaki ulaşımdaki, buralara ulaşımdaki altyapının iyileşmesiyle burada bir ekoturizmin yapılabileceğini, bunun yerli turizmciler olarak bizler bunu yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyoruz. Çekerim aşk çilesini. Yollar medeniyettir, yollar kültürdür ve yollar kültürü taşıyan en önemli değerdir. Burası önemli bir yer. Burası Doğu Karadeniz bölgesinde İpek Yolu'nun önemli merkezlerinden
Birisindeyiz. Kulakkaya'dayız. Ve Giresun'un tarihi nahiyesi burası. Çin'den başlayan İpek yolu Avrupa'ya kadar uzanmış, Anadolu coğrafyasından geçmiş, denizle Çin'den başlayan İpek yolu ilk kez Tirebolu limanından denize kavuşmuştu. Ama Giresun dağlarında da birçok talih İpek yolunun bağlantı noktaları var. Onlardan birisi de Kulakkaya. Bugünkü Yavuz Kemal beldesinin bir semti. Analarımız, bacılarımız onlar. Karadeniz'in çileli kadınları onlar ve... Evet, beni diler. Seni pazarcı dediler. Ne alıp ne satarsın sen? Nerelisin? Yavuz Kemal'danım. Buradanım. Ne yaparsınız Yavuz Kemal'de? Neler olur? Yavuz Kemal'da eker dikersin. Ne eker dikersin? Mısır ekersin, fasulye ekersin, pancar dikersin. Ne istersen onu yer. Sen pazarda da satış yapar mısın galiba? Satayım. Evet. Ne satıyorsun? Halen satar mısın? Hala satayım. Hadi kaç yıldır pazarcısın? Var 20 senedir var. Ne satarsın orada, anlat bakayım. Ne satarım? İşte ne gelirse, işte köylerden ne gelirse. Mesela anlat, ne geldiğini bilmiyorum ben. Allah ne verdiyse şey satarım. Pancar satarım, marul satarım, işte fasulye satarım. Benim ismim Salih Önal, Kulakkaya Derneği Başkanıyım. Kulakkaya'mız tarihi özelliği olan eski geçmişte İç Anadolu'ya bağlayan İpek yolumuz üzerinde oluşmuş çok güzel bir yaylamızdır. Kendisi geçmişle ilgili bir nahiyedir. Bütün yörenin buğday ambarıdır ve kültür ambarıdır. Buranın ismi de iki tarafın tarihi bir taş kalemizin olup üzerindeki o fikirlerine birleştirip bir kulak resmi gibi oluşan etrafına Kulakkaya demişlerdir. Kulakkaya her yönüyle beraber tüm Karadeniz'de tanınan bir bölgemizdir. Aynı zamanda burası Yavuz Kemal beldesi olarak da belediyemiz vardır. İyi de belediye başkanımız çalışır, sağ olsun. Yöremizin en büyük beldelerinden bir tanesidir. Yani tarihi göreviyle beraber hizmetlerini vermektedir. Biz de elimizden geldiğince Kulakkaya aile sofrasında sahibiyiz. Hizmetimizi veriyoruz. Burada çok güzel mesire yeridir. Kasaplarımız, yöresel yemeklerimiz, restoranlarımız, 4 yıldızlı otelimiz, Zifin otelimiz var. Burada geldiğinizde tabiat parklarımız, Aşbaşı Obası'nın başında olan tabiat parkımız, artı Alçakbeli'miz, artı Çağman Yaylamız üzerinde bulunan Belen Tepesi. Burada daha gezeceğimiz bir sürü alanlar, bir sürü yeşil alanlar, bir sürü mesire yerlerimiz vardır. Hangisine geçseniz mutlaka her yeri birbirinden daha güzel diğerini de görsem diye çaba harcarsınız. Ve bunların böyle de devam edeceğine inanıyorum. İnşallah buraları da elimizden geldiğince tanıtıp yöremize hizmetine sunmaya çalışacağız. Burası Giresun Şebin Kareser arasındaki en güzel eski tarihi nahiye merkezlerinden Kulakkaya. Burası 1800'lü yıllara kadar tarihi İpek yolundan Şebin Kareser'e ulaşım vardı. Daha sonra bu zamanın, teknolojinin gelişmesiyle, yol ihtiyacının daha çoğalmasıyla bu İpek yolunun bir kısmı terk edilerek bugünkü yol yapılmış. İpek yolu Giresun limandan çıkıp Lapa ormanlarından Kulakkaya, Kulakkaya'dan Bektaş Yaylası, Aksu Köyü, Karagül Dağı eteklerinden geçerek Deve Deresi, Kızlar Mezarlığı, Tutak Dağı'ndan Şebin Kareser'e ulaşmaktadır. Bu yol hala döşeme yolu olarak tabir edilir. Herkes bilir. Şu anda ayakta. Yani üzerinden gidilebiliyor. Fakat kullanılması çok ekonomik olmadığı için bugünkü yol yapılmış. O yol yılda 4 ay çalışıyor. Bu yıl yol 10 ay çalışıyor yılda. Karabağrım yanar oldum. Şekerim aşk çilesini, karabağrım yanar oldu. Bulunduğumuz yer Yavuz Kemal beldesinin Süllü mevkii. Arkamızda kalan yer ise Ispahalar mahallesi. Ispahalar şimdiki kullanılan ismi. Daha önce Osmanlı döneminde sipahilerin bulunduğundan, sipahiden dönüşüm alınmış, sipahi askerlerinden.
Bir diğer ise hemen yan tarafımızda bulunan şu karşısı Kömler. Yani burada da tabii ki o günkü efsanelere göre işte hayvan kömlerinin olduğu, kışın üzeri toprak damlarla örtülü kömlerin olduğundan geldiği söylentiler içinde. Seyahat etmek gerekiyor, görmek gerekiyor. Aynel yakın hissederek yaşamak gerekiyor. Burası Giresun, Doğu Karadeniz bölgesinin turizm kenti. Ama Giresun'un da en önemli yerlerinden birisiyiz. İsviçre'ye 10 çeken bir yer burası. Gördüğünüz bu manzaralar, bu muhteşem güzellik Giresun'un Dereli ilçesi Yavuz Kemal beldesinin o süper bölgesi. Dağlar karlı, sular çağlayarak akıyor. Çiçekler açmış, Giresunluları, doğa ve tabiat aşıklarını bekliyor. Kolay gelsin, kolay gelsin. Sağ ol. Bacı ne yapıyorsun? Kuyu açayım. Ne yapıyorsun bakayım? Kras kuyu açayım. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor, ne yaptın bakalım? Tohumluğumu çıkarttım da dikeceğim. Ne zaman gömdün bu patatesleri? Güzün. He? Güzün, güzün. Güzün mü gömdün? He. Çürümedi mi orada? Yok. Sağlam daha bak. Allah. Süllü'yü bir anlat bakalım. Ne işlersiniz, ne yersiniz, ne içersiniz? İyicik daha. Ektiğimizi yiyik daha. Ne de çürüyor? Hadi bir el salla. Haydi. Merhabalar. Burası neresi bu güzel yer? Bura Yavuz Kemal beldesine bağlı Süllü mahallesi. Buranın adı önceden Sulu olarak biliyorduk. Ustalarımızdan öyle bir duyduk ama zamanıyla Süllü. Suyun bol olduğundan Süllü olarak geçmiş tarihimize. Buranın geçim şeyi işte hayvancılık, mısır, tarımla uğraşılan bir mahalle. Ne sular var? Suların adlarını bir söyle. Su, soğuk oluk var. Giroluk diye bir şeyimiz var, gözlemimiz burada. Adı Güroluk. Çift oğluğumuz var. Yani su burada bol. Arkamızdaki görünen, bu dağın eteğinden geçen o gördüğümüz yol, Osmanlı döneminin zor dediği İpek yolundan sonra Halifet Paşa'nın alternatif olarak yapmış olduğu son 150 yıllık İpek yolu. Çekerim aşk çilesini kara bağrım yanar oldum. Gitmek, seyahat etmek gerekiyor. Seyahat edin, sıhhat bulursunuz diyor Allah Resulü. Ve ünlü Osmanlı paşalarından sadrazamlığa kadar yükselen Halil Rıfat Paşa. Şebin Karahisar Giresun yolunu açtıran şahıs. O da diyor ki gidemediğin yer senin değil. Evet, gazetecilikte fikri takip esastır. Ve daha önce burada geldik ve belgesel çekmiştik. Orada tabelanın ismi farklıydı. Tarih farklıydı. Ama şimdi gerçek yerini buldu. O gitmediğiniz yer sizin değildir diyen o ünlü Osmanlı Paşası'nın talimatıyla açılan bu tünelin adı değiştirilmiş. Halil Rıfat Paşa Tüneli. Hak yerini bulmuş. Tarih de 1885. 2 yıl önce Devre Alem programının buradaki yapmış olduğu bir çekim ses getirdi. Birileri 1989 yazılı olan tabelayı gerçek tarihine indirmiş. Biz de sizinle beraber yeni görüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.